Merhaba arkadaşlar. Bugünkü ikinci tıp dışı konumuzda biraz kahveden bahsedeceğiz. Bu işte bana düştü. Arkadaşlar arasında karar verdik. Kahveyle olan ilgim biraz fazla. Çok seviyorum. İçmeyi de seviyorum. Okumayı da seviyorum açıkçası. İlgileniyorum da. Ayrıca bu pandemi döneminde online eğitimlere iyice sarınca, birazcık da vakit bulunca online bir kahve eğitimi de aldım. Naçizane tabii. Çok iddialı olmasam da yine de birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Benim kahveye olan ilgim 5-6 yıl önce başladı. Çok çok daha geride değil aslında. Neden? Çünkü çok daha öncesinde bu granül kahveler, hazır kahveler, suda çözünebilen kahveler vardı ve bu kahveleri ben hiç içemezdim. Bende reflü var. Reflü olunca da bu kahveler bende çok ciddi bir mide ağrısı ve reflü yapıyordu. O yüzden hiç içemezdim. Türk kahvesi çok nadir nadir içerdim ve bunlar dışında çok fazla bir bilgim yoktu. Fakat zaman içerisinde daha fazla kahve dükkanlarının açılması, ülkeye daha fazla çekirdek halinde kahvenin girmesiyle beraber bunlara alışkanlığımız tüm herkes gibi benimki de arttı. Fakat zaman içerisinde ilk önce filtre kahveyle başlayan bir kahve içiciliğim var. Ama şu an benim için espresso ve türevleriyle devam eden bir kahve keyfi yapmayı seviyorum açıkçası. Aslına bakarsanız o kadar çok demleme ve kahve yapma çeşidi var ki hepsinden ayrı ayrı keyif alınacağına eminim. Tamamen damak tadıyla alakalı bir şey bu. Kahvenizin geldiği yer, kavrulması, öğütülmesi, demlenmesi, hepsi tadına ve aromasına değişik karakterler katıyor. Deneyimleyebilecek binlerce kahve türü demlemesiyle beraber mevcut. Şimdi kahveye başlamak gerekirse ağacından yetiştiği yerden başlamakta fayda var açıkçası. Kahve aslında ağaçta yetişen kırmızı kiraza benzeyen bir meyve. Evet, kahve bir meyve aslında. O meyvenin çekirdeği. Bu ağaç özellikle yüksek rakımda yetişmeyi seven bir ağaç. Tropik iklimi seviyor, nemli bölgeleri seviyor ve yaz-kış yeşil kalan bir ağaç. Tabii şimdi bu zamanında da meyve kısmını yemeye çalışırsanız, zamanında da yenmiş muhtemelen, çalışılmış en azından, acı, buruk bir tatla karşılaşıyor insan. Ve bu denenip ağaçtan koparılıp yendiği, yenmiştir diye düşünüyorum. Ama bu acı ve buruk tadı nedeniyle insanlar tarafından muhtemelen makbul görülmemiş ve öylece yüzyıllarca muhtemelen ağaçları süslemeye devam etmiş. Peki neden içmeye başladık? Şimdi birkaç slide'la buna başlayalım. Görselde de görüleceği üzere keçiler var. Kahvenin ilk tiryakileri olarak anılıyorlar efsanelere göre. Peki nasıl oldu da bu meyvenin çekirdeğini çıkarıp, kavurup günümüzde içtiğimiz lezzetli kahveler ortaya çıktı? Biraz da buna bakalım. Bununla ilgili açıkçası birkaç efsane mevcut ama aralarında benim de hoşuma giden birinden bahsedeyim, keçilerle alakalı olandan. Keçiler ve keçi çobanı Kaldi. Bu efsanenin kaynağı 9. yüzyıla kadar uzanmakta. Kaldi bizim Habeşistan olarak bildiğimiz Etiyopya'da bir keçi çobanı. Kaldi keçilerini otlatırken bir ağacın kırmızı meyvelerini yiyen keçilerin daha hareketli olduğunu ve oynamaya başladığını fark ediyor. Yani keçiler daha enerjik ve hiç yorulmamak üzere hareket ediyorlar diye anlatılıyor. Ve çoban Kaldi bu meyveleri topluyor ve Müslüman bir bilgeye götürüyor. Bilge bir kişiye götürüyor. Ve tarihin bu kısmında meyve ve çekirdek ayrımının nasıl yapıldığı, çekirdeklerin nasıl kavrulduğu, çekirdeklerin nasıl demlenir hale geldiği konusunda çok değişik birçok hikaye var. Açıkçası onu çok da net bilmiyoruz nasıl kavrulma aşamasına geçtiğini. Ve kelime bazında bakacak olursak bu Etiyopya'daki bu bölgenin Arapça karşılığı, tam Kızıldeniz'in karşısında, Yemen'in karşısındaki bir bölge burası, Arapça karşılığı da kahva. Ve buradan artık kahve Yemen'e geçiyor, Etiyopya'da içiliyor ve içilmeye başlanan bir içecek oluyor. Kahvenin ilk içildiğini gösteren kanıtlar ise Yemen'de kullanıldığını gösteriyor. Araplar kahva kelimesini kahve gelmeden önce, kendilerine kahve gelmeden önce keyif veren içki, şarap anlamında kullanıyorlarmış. 15. yüzyılda Yemen'de yerleşik olan sufiler var. Ve bu sufiler tarafından içildiğini biliyoruz. Neden içiyorlar? Gece ibadetleri için dinç ve uyanık kalmak amacıyla kullanıyorlarmış kahveyi. O zamanlar şifacılar tarafından da hastalara verilerek kullanıldığı durumlar olmuş. Buradan yayılan kahve sonrasında Mekke'de açılan kahvehanelerde popüler bir içecek oldu. Aynı zamanda bir teoriye göre de Yemen'deki Mocha Limanı'ndan, Mocha'da ismi de size tanıdık gelecektir zaten, Mocha Limanı'ndan Hollandalılar tarafından Avrupa'ya geçtiği ve Hindistan'a geçtiği ile ilgili bir teori de var. Fakat diğer bir teori de bize Osmanlı'ya, bizim bu taraflara geldikten sonra
İşte saraya da Yemen valisi tarafından getiriliyor kahve açıkçası. Ve Osmanlı tarafından da 17. yüzyılda Venedikli tüccarlar ile Avrupa'ya taşındığı da söyleniyor açıkçası. Şimdi Avrupa'da şöyle bir durum da var. Tabii Avrupa'nın aslında o zamanlar karanlık çağları. Nasıl İslam alemi en yüksek çağını yaşadıysa Avrupa'da o sırada en karanlık çağlarını yaşamış aslında. Birazcık daha muhafazakar insanlarmış. Ve o zamanlar Avrupa'da Papa tarafından bu Müslüman içeceği diye yasaklanmış. Bazı Fransız doktorların da kahveyi zehir olarak nitelendirdiği dönemler olmuş. Fakat yine de popülerliğini yitirmemiş hiçbir şekilde ve ardından izin de verilmiş kahveye. Ve Avrupa'da açılan ilk kahve dükkanının Roma'da 1645'te açıldığı kaynaklarda geçiyor. Şimdi bir diğer teori, teorilerden bahsetmiştik Avrupa'ya nasıl geçti derken. Bir diğer teori de Osmanlı'nın Viyana kuşatması sırasında başarısız olduktan sonra orada bıraktığı çuvallarda kahveler var. İşte bu kahveleri Viyanalıların alıp içerek bunu kendilerini içecek olarak kullandıklarını da söyleyenler var. Dünyada da üretimini ve ticaretini ilk yapanlar ise Hollandalılar. Dediğim gibi hem Yemen'deki Moka Limanı'ndan bunu ticaretini yapmışlar. Hem de sanırım Ekvator kuşağında bulunan sömürgelerin de etkisi var bunda. Bayağı bir ticaretini yapıyorlar. O sırada tabii de Fransa'da kral bunu ekmek istemiş. Yani ekip yetiştirmek istemiş ki bu kahveye ben hakim olayım, üretimini ben yapayım diye. Kral Louis, kaçıncı Louis olduğunu açıkçası çok net bilmiyorum. Bakmış toprak bunun için uygun değil, iklim bunun için uygun değil. Yetiştirdiği tüm ağaçlar ölüyor. O yüzden bir sera yapmış ve bu serada yetiştirmiş, bir ağaç yetiştirmiş ve başarılı da olmuş. Orada bir ağaç yetiştirmiş ve buradaki ağaca da asil ağaç ismini vermişler. Ve bütün tohumları bu ağaçlardan alıp yetiştirmeye devam etmişler. Bu sırada bir Fransız, Fransa'da bulunan bu asil ağaçtan bir miktar tohum çalıp bunu Amerika kıtasına götürerek kahvenin Amerika serüvenini başlatıyor. Ve bu yaklaşık 1700 yıllara denk geliyor ve Amerika'ya bu tohumlar gittikten sonra özellikle Brezilya civarında bu tohumlar ekilerek kahve üretimi Amerika kıtasında yapılmaya başlanıyor. Brezilya şu an hali hazırda dünya kahve üretiminin %70'ini karşılıyor. Amerika kıtası ise %85-90'ını karşılamakta. Şimdi kahvenin tiplerine bakacak olursak iki tane majör tipi var. Kafe Robusta ve Kafe Arabica dediğimiz iki tipi var. Arabica şu anda bizim çok çok daha fazla içtiğimiz bir kahve türü açıkçası. Daha yüksek rakımlı bölgelerde yetişirken Robusta daha alçak bölgelerde yetişiyor ve hastalıklara karşı daha dayanıklı bir ağaç türü. Fakat Robusta'nın kafein oranı çok çok daha yüksek, daha acı, daha az aromatik bir kahve türü. Çok da içerken tercih edilen bir kahve türü değil açıkçası. Fakat bazı koyu kavrulmuş, yüksek kafein isteyen yerlerde de kullanılıyor. Ve dünya kahve tüketiminin yaklaşık 4'te 3'ü Arabica ile olmakta. Ama dediğim gibi iyi kalite Robusta çekirdekleriyle klasik İtalyan espresso markalarında tam gövdeli tat ve daha yoğun krema için kullanıldığını da bu türünde biliyoruz. Şimdi kahve ağacı her yerde yetişmiyor dedik. Nerede yetişiyor? Yüksek rakımda, nemli, sıcak iklim seviyorlar. Ani ısı değişimlerini sevmiyorlar. Ekvator çizgisinin altında ve üstünde bulunan yengeç ve oğlak dönenceleri arasında kalan ve kahve yetiştirmeye uygun olan bu bölgeye kahve kuşağı olarak adlandırılıyor. Kabaca bakacak olursak Afrika ve Orta Doğu, Orta ve Güney Amerika, Güneydoğu Asya'da yetişebiliyor bu ağaçlar. Kısa bir not vermek gerekirse Türkiye'de yetişiyor mu? Türkiye'de bildiğim kadarıyla Mersin'de Anamur tarafında 15 hektarlık bir ekim yapıldı. Burada da kahve ağaçları yetişti ama burada yetişen kahvenin niteliği konusunda, kalitesi konusunda çok net bir bilgim yok açıkçası. Muhtemelen yüksek rakımı da sevdiği için özellikle 1000 metrenin üzerinde çok daha iyi yetişiyor. Ve Arabica ağaçları bu rakımlarda daha iyi yetişiyor. Muhtemelen Türkiye'de yetiştirilen kahve Robusta olabilir ama çok net bir bilgim yok. Onu da araştırmak lazım. Şimdi değişik kahveler var, değişik yerlerde değişik kahve ağaçları var. Bunlar tabii tadı da değiştiriyor. Tadın ne, tat neye göre değişiyor dersek, öncelikle yetiştirildiği bölge, ikincisi de kavrulma derecesi. Kahvenin kavrulması özellikle önemli. Peki yetiştirdiği toprağa bakacak olursak, aldığı su, güneşin zamanı ve ortam nevi kahvenin tadı ve aromasını oluşturuyor. Aynı zamanda toprak çok önemli. Neden? Mesela kahve bir yanardağ eteğinde yetişiyorsa kül tadı ve kokusunu alabiliyorsunuz bu çekirdekten. Veya bir meyve bahçesi yakınında bulunan bir kahve ağacından bahsediyorsak burada da narenciye tadı ve kokusu alabilirsiniz içtiğiniz kahveden. Genel olarak söyleyelim,
Afrika orijinli kahveler daha asidik, meyvemsi ve orta gövdeli oluyorlar. Amerika kıtasında kahveleri biraz daha hafif, fındık gibi kuru yemiş tatların hakim olduğunu söyleyebiliriz. Hafif baharatlı dengeli bir aromaya sahip diyebiliriz. Asya kahveleri ise topraksı, ağır bir gövde, çikolata ve tatlı aromalarının daha yoğun olduğu bir yapıya sahip diyebiliriz. Peki kavrulmadan bahsettik. Kavrulma neden önemli? Çok kabaca hafif, orta, orta koyu ve koyu olarak derecelendirilebilir. Ama aslında şuradaki eğri de görülebileceği gibi çok fazla evresi var kavrulmanın. Kahve kavrulurken sıcaklık oldukça önemli ki bundan kastım 180 derece ile 250 derece arasındaki bir spektrum. Bu sıcaklık arttıkça ve süre arttıkça, kavrulma süresi arttıkça kahve daha koyu kavrulmuş hale geliyor. Bu siyah çekirdekler haline geliyor. Açıkçası şu anda zincir kahve satıcılarında gördüğümüz çoğu kahve siyaha yakın, bayağı yoğun kavrulmuş kahveler. Bu kahveler niye böyle kavruluyor derseniz, zincir kahve satıcılarının özellikle standart bir kahve tadı oluşturabilmek için, aromada herhangi bir değişiklik olmasın diye aromayı en az düzeyde tutan, özellikle çok siyah kavrulmuş kahveleri kullandıklarını biliyoruz. Aslına bakarsanız aroma arayan birisi zincir kahvecilerde çok memnun kalmıyor günümüzde. Çekirdeğin kavrulma derecesi arttıkça tadı yumuşak ve tatlıdan sert ve acıya doğru değişiyor. Genellikle daha fazla kavrulmuş kahveler daha acı oluyor. Kahvenin asiditesi düşüyor ve bir önemli nokta, kahvenin kafein miktarı kahve siyahlaştıkça, daha fazla kavruldukça azalıyor. Şimdi hani deriz ya, çifte kavrulmuş Türk kahvesi. Aslında çiftlerin kavrulmuş Türk kahvesi tamamen çok çok fazla kavrulmuş bir Türk kahve demek. Genellikle Brezilya'dan gelen kahveleri kullanıyoruz. Arabica kahveleri kullanılıyor bunlarda. Bu Türk kahvesinin acılığı ve üzerindeki köpüğü tamamen bu aşırı kavrulması nedeniyle meydana geliyor. Kendi tercihimi söylemek istersen, ben genellikle orta ve orta koyu kavrulmuş kahveleri tercih ediyorum. Hem kafein miktarı birazcık daha fazla oluyor, hem de kahvenin aroması daha fark edilebilir düzeyde oluyor. Bu da benim açıkçası kahve içerken hoşuma gidiyor. Şimdi burada bir de tabii kavrulan kahveyle ilgili şöyle de bir durum var. Bu kahveyi bir de çekirdek halinde kahvemiz hala öğütmemiz gerekiyor. Öğütmenin dereceleri var. Kabadan çok inceye doğru sınıflandırabileceğiniz derece. Çok fazla bunların detayına girmek istemiyorum. Bunlar çok daha teknik oluyor. Kaba öğütülmüş bir kahve, bir daha çok French press veya aeropress dediğimiz demleme teknikleriyle içebiliyoruz. Aynı zamanda soğuk demleme tekniklerinde de bunu kullanabiliyoruz. İnceye doğru geldikçe espresso ve en ince haliyle bizim Türk kahvesi şeklinde öğütülmesi gerekiyor. Türk kahvesi yapmak istiyorsanız elinizdeki çekirdeği en ince haliyle öğütmeniz gerekiyor. Şimdi son zamanlarda bir üçüncü nesil kahveciler, üçüncü nesil kahveler gibi terimler ortaya çıktı. Üçüncü nesil kahveden bahsederken tabii konuya öncelikle birinci ve ikinci, aslında nesil değil, dalga demek lazım bunlara. Birinci ve ikinci dalgalardan bahsetmek lazım. Nedir bunlar? Bunlara bakalım birazcık. Birinci dalga kahveler, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan kötü kalite, robusta çekirdekleriyle yapılan kahveler aslında bakarsanız. Neden yapılmaya başlandı? Çünkü burada bir tüketim var. Kahve çok sevilen bir içecek oldu, çok fazla tüketilen bir içecek oldu ve hızlı tüketilmesi gereken bir içecek oldu. Nasıl bunu hızlı bir şekilde tüketebiliriz? İşte bu granül kahvelerle tüketebiliriz ve bunun içinde hızlı çözülebilir ve kalitesiz olabildiğini söyleyebileceğimiz kahveyi tüketmeye başladık Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Bu kahvede kaliteden çok üretim ve tüketim miktarına odaklanılmıştı o zamanlar. Hatta kahve o kadar kötü olduğu söylenir ki bol miktarda krema ve şeker ile içilebilmektedir. Açıkçası burada marketlerde satılan, piyasada bulunan ikisi bir arada, üçü bir arada ürünlerin de neden bu kadar çok tuttuğunu görebiliriz. Hakikaten bu kahveyi tek başına içmektense şeker veya süt tozu gibi tatlandırıcılarla içmenin daha iyi olduğunu düşünüyorum ama hiçbir zaman da artık tercih etmediğim bir kahve türü açıkçası. İkinci dalga kahvelere geldiğimizde bunlar 1960 ve sonrasında espresso'nun ortaya çıkmasıyla geliştirilen, kahveciliğe bağlı, yine zincir kahvelerde demlenen kahveler. Espresso kelime anlamı olarak İtalyanca'da pressed out demek. Yani baskı altında yapılmış, basınçlı bir suyla, suyun kahveden geçtiği bir kahveyi söylüyoruz burada. Yine bu aslında bu makinelerin yapımı 1908'lere, 1915'lere falan denk geliyor ama
popüler olma zamanı ikinci dalgayla beraber ve zincir marketlerin açılmasıyla beraber, zincir kahve satıcılarının açılmasıyla beraber 1960'lar. İlk açılan zincir kahve bizim ülkemizde yok sanırım, ben hiç dikkatimi çekmedi. Kaliforniya'daki Pete's Coffee and Tea denen şirket. Ardından bildiğimiz markalarda sırayla ortaya çıkıyor. Şimdi dalganın önemli kısmı şu. Burada kahve daha çok günlük içecek haline gelmekte. Kavrulma ve demlenme seçenekleri ortaya çıkmakta artık burada. Yani insanlar bunlara da dikkat etmekte. Ve keyif alınan bir içecek olarak lanse edilmekte kahve burada. Ve bu dönem gelişen zincir kahveciler hala hayatımızda büyük bir yer tutmakta ve daha çok espresso bazlı içecekleri ifade ediyor. Hızlı servis edilen, hızlı yapılabilen, bazında espresso bulunan içeceklerle yapılan kahveler. Ama bence en büyük dezavantaj, biraz önce de söylediğim gibi, belirgin bir kahve standardını yakalayabilmek için kahveler çok fazla kavruluyor bu zincir kahvecilerde ve kahvenin aromatik doğası açıkçası kayboluyor. İşte bu sebeplerden ötürü 3. dalga kahve ortaya çıktı. Ve bu kahveye gerçek değerinin verilmesiyle ortaya çıktı. Kahve kültürü diyebiliriz artık buna. Bir şarap tadımı gibi kahve içinde böyle bir kültür ortaya çıktı açıkçası. Ve bu kültür kaynağından başlıyor. Nerede, hangi bölgede üretilmiş, üreticisi kim, nasıl yıkanmış bu kahveler, nasıl kavrulmuş, çekirdekleri nasıl ayrılmış ve bunların hepsini öğrenebiliyoruz ve içtiğimiz kahvenin bütün özelliklerinin farkına varabiliyoruz ve bu kahve severler için önemli bir nokta oluşturuyor. Ve burada işte kahveye daha çok sanatsal olarak yaklaşıldığı söyleniyor kitaplarda. Ve yine dediğim gibi şarap gurmelerinin yaptığı iş gibi düşünülebilir. Nasıl ki şarabın kokusu, rengi, tadı, kalitesi, üzüm şekli falan değerlendiriliyorsa bu iş yapılırken, burada da kahve içinde aynısı değerlendiriliyor. Çünkü cinsi kahve severler ve bu işe gönül verenler kahveye o şekilde yaklaşıyorlar ki demleme yöntemleri de değişiyor. Değişik demleme yöntemleri var burada. Açıkçası ben hala burada yine espressoyu tercih ediyorum. Diğer yöntemler de yapılabilir fakat bunlar hem vakit alan işlemler, aslında keyifli işlemler fakat çok hassas teknik özellikleri de olan işlemler olabiliyor. Onlar da denenebilir ama benim açıkçası halen tercihim espresso, ama yine de 3. nesil espresso diyebiliriz. Espresso'ya bakacak olursak, yani espresso'dan bahsettik hep, kahvenin bazı da bu açıkçası çoğu yerde. Single shot espresso dediğimiz İtalya'da 7 gram kahveden yaklaşık 9 bar basınçta bir su ve su buharı geçirilmesiyle yaklaşık 25 saniyede yaklaşık olarak koyduğumuz öğütülmüş kahvenin 2 katı civarında kahve, yani 14-15 mililitre kahve ortaya çıkması olarak adlandırılır. Basit olarak terim bu açıkçası İtalya'ya göre. Fakat bu dünyanın birçok bölgesinde, benim kendi evimde de değişik ölçülerde değişebiliyor. Yani ben kendi evimde 15 gram kahveyle bir shot espresso gibi kahve yapmaktayım. Ve bu dozlama konusunda tek bir gerçek var aslında bu. Yani bunlar gerçek lazım ama gittiğiniz kahvecilerde bunlar çok daha farklı dozlamalar kullanılıyor olabilir. Yani bu tanımı kabaca yapacak olursak doza girmeden, öğütülmüş kahve miktarının 2 katı kadar kahveyi yaklaşık 25 saniyede makineden alıyor olmamız olarak tanımlayabiliriz tek shot espresso'yu. Başka terimler var. Bu terimlerden de çok kısaca bahsedeceğim. Karşımıza çıkıyor çünkü bu terimlerde. Ristretto ise yine 14 gram kahveden, yine standart gramajlardan bahsedeceğim. 14 gram kahveden aynı sürede daha az ürün almak. Bunu yapabilmemiz için kahvemizin biraz daha ince öğütülmüş olması gerekiyor. Lungo ise yine 14 gram kahveden, yine standart 14 gram kahvemizden aynı sürede standart tanımlardan daha fazla, yani 30 mililitreden daha fazla ürün alıyorsak buna da lungo diyor. Şimdi bu iki tanım, ristretto ve lungo, tamamen kahvenin öğütülme derecesiyle alakalı. Kahveyi daha ince öğütürseniz ristretto çıkarken, daha kalın öğütürseniz normal standart espressonuzda bu sefer lungo çıkıyor ortaya. Ristretto aromatik olarak daha yoğun ve lezzetli bir kahve. Sert gibi gelse de içerdiği kafein miktarı tek shot espresso ile aynı aslında bu kahvelerin. Şimdi tabii bunlar standart espressolar. Espressoların bir de bu shotlarla yapılan diğer kahveler var. Özellikle espressoya su, süt ve süt köpüğü eklenerek birçok envai çeşit kahve çeşidi ortaya çıkabiliyor.
Çok kabaca bunlardan bahsedelim. Americano nedir? Espresso üzerine dilediğiniz kadar. Bu tamamen damak zevkinize bağlı aslında. Dilediğiniz miktarda su konulmasıyla Americano oluşuyor. Ama ben genellikle bir kahveciye gittiğimde Americano değil, Long Black istemeyi tercih ediyorum. Neden? Tamamen aynı şey aslında içeriği. Ama burada suyun üzerine espressoyu makineden koyuyor barista. Neden? Böyle olunca kahvenin üzerinde krema biraz daha bol oluyor. Kahvenin soğuması biraz daha geç oluyor buna bağlı olarak. Aromasının ben daha iyi olduğunu düşünüyorum. Buna da long black diyoruz. Süt var. Sütü en temelinden başlarsak tek shot espressonuza çok hafif. Sadece espressoyu lekelendirecek kadar süt koyarsanız eğer buna da macchiato deniyor. Macchiato zaten İtalyanca leke, benek demek. Latte'de espresso üzerine köpürtülmüş süt konuluyor. Cappuccino'da ise daha çok köpüksü kısmıyla beraber süt konuluyor. Cappuccino'da biraz daha fazla köpük var açıkçası. Red White dediğimiz ise espresso miktarı daha fazla olan ve üzerine yaklaşık olarak eşit miktarda süt ve süt kabuğu konulan kahve. Latte Macchiato süt üzeri espresso, sonra üzerine süt köpüğü konulan kahve. Çok fazla teknik ayrıntısı var aslında bunların. Mocha dediğimiz işe, Mocha'yı da hatırlarsınız, konuşmanın başında söylemişim. Yemen'deki liman şehrinin ismi aslında. En altta erimiş çikolata var, sonrasında espresso var, üzerinde süt ve süt kreması konuluyor. İspanyolların bir ayrı bir tercihi var, ondan da bahsetmek istiyorum. Bunu cam bardakta servis ediyorlar. Cortada dedikleri bir kahve türü var. Bu espresso üzerine yine birebir ölçüsünde süt veya küçük bir köpük koymakla yapılıyor. Bunu İspanya'da ve cam bardakta servis ettikleri bir kahve. Evet, sizin kahve tercihiniz nasıl? Onlardan bahsedelim isterseniz. Ben başlayayım istersen birkaç şey var. Enteresan birkaç bir şey var. Benim dinlerken hani bildiğim. Ya ben filtre kahve yani seviyorum tabii ama biraz daha şeyli oluyor. Yani başlıyor oluyor. Hastanede makine var ama çok da fazla işin doğrusu şey yapmıyorum. Ben granül kahveleri daha çok seviyorum aslında. Kahvaltısız olsa da. Ama granül kahveleri daha çok tercih ediyorum. Öyle söylüyorum. Birkaç bir şey söylemek istedim. Enteresan olan bir Ruslar mesela İşte filtre kahve veya americano tercih. Üzerine hani kendileri yaptırdığı krema yerine tereyağı atıyorlar. Aslında zaten Avrupa'daki bu ufak reçel kabı gibi olan şeylerin içerisinde kremalar da var. Onlar da aslında bayağı yağlı. O çok enteresan ama ben yani tadı çok karıştırdım. Bir onu söylemek istedim. Ondan sonra bir şey var. Kopi Luwak kahvesi var. Evet. O da işte bu Asya'daki Minsk kedisi diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Hayvan özel bir kahveyi yiyor. Yani meyvesini yiyor. Sonra bağırsağında o sindirim işlemine tabi tutuluyor. Daha sonra hayvanın işte şeklini alıyorlar. Özel işte temizliyorlar. İşlemden geçiriyorlar. O kahveyi daha sonra öğütüp kullanıyorlar ama çok pahalı. Yani şey yanlış bilmiyorsam böyle bir kupası 80-100 dolara falan geliyor gerçekten. Alibaba'da mesela uygun fiyata var. Ben merak edip bakmıştım. Alibaba'da işte atıyorum mesela 400 gram 100 dolar falan diyor da zaten diyor hani çok çok iyi yerler haricinde içtiğinizde muhtemelen gerçekten Kopi Luwak içmiyorsunuzdur zaten diyor. Muhtemelen. Onu Hindistan'da bayağı var galiba. Ben hiç içmedim bilmiyorum. Yerim gelmez mi? Bir de şeyi yok, söyleyeyim. Yok ben de içmedim hiç ondan. Onu biliyorum. Ayrıca çok küçük bir ekleme yapayım. Bir de fillerde de var aynı şey. Evet, evet, fillerde de var. Fillerde de yine aldığı kahveyi tekrar kavurduklarını biliyoruz. Sonra korona yine çıkıyor. De şey var kahveli. Danimarkalıların böyle Framingham çalışmasına benzer bir çalışmaları oldu. Kardiyovasküler şeyle alakalı. Üst üste bununla ilgili bir sürü yazı çıktı. Kardiyovasküler risk şeyi açısından. Orada mesela kahve ve çikolatayla ilgili bir şey vardı onu söyleyeyim. Kahve için şöyle diyor. Günlük 3 ila 7 porsiyon kahve, filtre kahve içenlerde, granüllü değil. Kahve içenlerde risk en düşük. 1 ila 3 arası içenler, 7'den fazla içenler, hiç içmeyenlerde risk daha yüksek çıkıyor. Çikolatada da onun işte per serving diyorlar. O da 30 gram, 32 gram falan yanlış hatırlamıyorsam. Onda da haftada 3 diyor. Yani haftada 3 defa işte birer bar çikolatayı yiyenlerde kardiyovasküler risk biraz daha düşük oluyor. Çikolata için bu stresi aldığı işte klasik serotonin arttırdığı için diye söylüyorum ama kahve için tam bir mekanizma yoktu ama o çok enteresan. Yani kahve içenlerde çok fazla bile içiyorsa hiç içmeyen birine göre risk biraz daha düşük. Evet. Ben kahve konusunda çok amatörüm açıkçası. Verdiğim bilgiler için teşekkürler Utkucuğum. Yani çok engin bir detaylı bilgim yok bununla alakalı.
Ben kapsül kahve içiyorum şu an hastanede, odamda. Orada da daha çok tabii marka söylemeyeyim. Etiyopya ve Kolombiya tercihlerim var. Onların aromaları ve onların tatları bana daha güzel geliyor. Daha yumuşak geliyor. Aşırı sert kahve sevmiyorum. Aşırı yumuşak da sevmiyorum. Evde de filtre kahve tercih ediyoruz. Eşimle birlikte. Özel bir makinemiz yok. Normal filtre kahve makinemiz var. O şekilde. Ya aslında bakarsanız şöyle de bir durum var. Hızlı olması hepimizin için çok önemli. Çok ciddi bir şekilde hızlı bir hayat yaşıyoruz aslında. Pandemiyi saymazsak. Normal cerrahi yaşamımız hızlı. Ameliyata giriyoruz, çıkıyoruz. Bazen yemek yiyecek vakit bulamıyoruz açıkçası. Bir kahveyle geçiştirdiğimiz öğünler bile oluyor. Hızlı kahve yapmak derken tabii ki hastanede ben de espresso içemiyorum ne yazık ki. Yani bende filtre kahve makinem var hastanede. Onu içiyorum. Hatta kapsüllü kahveler çok çok daha pratik. Onlar da tabii ki hızlı olmak açısından ve kahve ihtiyacınızı gidermesi açısından kullanılabilir. Önemli olan kahvede yani bu işi yaparken, bu işin detaylı olarak yapmaya başladığınızda bundan bu işi yaparken daha iyi keyif almaya başlıyorsunuz. Sadece içerken değil, yani porta filtrenize kahveyi koyarken, öğütürken, o kahveyi düzleştirirken, o kahveyi oradan bardağınıza geçerken bunların hepsi bir keyif, bir ritüel gibi oluyor açıkçası benim için. Ben ondan da keyif alıyorum ama tabii bu evde yapılabilecek, zamanınız olduğunda yapılacak şey. Arda sen? Ben de kahve uzun süredir içiyorum. Yani bahsettiğim birinci jenerasyon kahvelerden itibaren, midemizi delen kahvelerden itibaren evet. Ben de bu işin içindeyim. Ben çok uzun süre kapsül kahve kullandım. Hala da evde bir tane makinem var. Aynı zamanda süt köpüğü de üretebilen bir makinem var. Ama onların kapsülleri tabii beklediği için kahveleri biraz daha bayat oluyor. Şimdi çekirdeği çekip öğütüp aynı anda filtre kahve yapan bir makinem var. O fena değil. Ben burada çekirdek için kendi hani çok uzun süreler aradım, farklı yerlerden aldım. En son kendi birkaç tane aroma tercihim var. Piyasada bulunabilen, internette bulunabilen sitelerden aldım. Birkaç tane farklı çekirdeği birebir bire iki oranlarda karıştırıyorum. Bunların içinde bazen dışarıdaki kahve zincirlerinden aldığım dark roast'ları karıştırıyorum. Bazen chocolate wings gibi içinde ekstra tat olan şeyleri karıştırıyorum. Onların şeyleri değişiyor, oranları. Onu kullanıyorum. Bir dönem şey yaptım. İnternette çiğ kahve var, yeşil. Onları alıp kavurdum evde. O da fena olmadı. Ben de ama biraz daha dark roast taraftarıyım, aromalı taraftarıyım. Benim mesela sevdiğim şey kupanın içinde biraz bol olması. O espresso bana biraz az geliyor. Bir shotla bitmesi beni çok şey yapıyor. Ben sabahları alıp bir tane kocaman kupayı hastaneye gidene kadar her sabah benim de ritüelim o. Hatta evet. Size komik bir şey anlatayım. Geçen sene en son makinemi aldım. Çekirdek kahveyi koyuyorsunuz. İki ayrı hazne var. İki ayrı hazneden istediğiniz oranda karıştırıyor. Fani ya da kors şekilde onu istediğiniz miktarda suyla birleştiriyor. Koyduğunuz bütün suyu kahveye çeviriyor. Onun için ne kadar kahve öğüteceğini siz seçiyorsunuz. Her şeyi ayarladım. Geceden saatini ayarladım. Sabah kalkınca kahve hazır olacak. Ben işe giderken kupaya koyup gideceğim. Kızımın ablası var bir tane ona bakan. Sabah bir geldim kahve mavi yok. Ne oldu dedim ya, bu çalışacaktı. Arda Bey sabah birden çalışmaya başladı. Korktum, fişini çektim ben dedi. öyle macera öyle başlamıştı. Şimdi sabahları ben kendim bir 10 dakika öncesinde kahvaltı ederken kahvemi hazırlıyorum. Kağıt filtreden geçirip biraz ben süt her zaman koyuyorum. Onu yolda içiyorum. Benim de en büyük sevgim hastaneye gidene kadar arabada onu içmek. Onu içmek. Ya ben de aslında şimdi günlük nasıl kahve tükettiğinizi de sormak istiyorum açıkçası. Benim şöyle, sabah kalktığımda özellikle ilk işim espressoyu yapmak oluyor. Hem eşime hem kendime yapıyorum. Onu mutlaka içerim her şeyden önce. Onu içtikten sonra hastaneye geldiğimde ameliyatım varsa bir kahve daha içmeyi aslında pek çok tercih etmiyorum. Ben çünkü bende birazcık çarpıntı yapabiliyor kahve. O yüzden ameliyattan sonra içmeyi tercih ediyorum. Ve eve geldiğimde bir espresso daha mutlaka içiyorum. Zaten günlük aldığımız kafein miktarlarından da konuşacağız şimdi. O yüzden bunu da sormak istiyorum. Barış, sen günde kaç kupa kahve içiyorsun? Valla ben ortaokulda bile kahvaltıda kahve içerdim. Nescafe içerdim ama. Hala da öyle. O yüzden herhalde çok ciddi bir tolerans gelişti bende. Bende çarpıntı da yapmıyor, tremor da yapmıyor. Yani çünkü mesela çok fazla içmeyenler bildiğim kadarıyla cerrahlarda özellikle sabah çok fazla içerlerse gerçekten evet, tremor yapabiliyor. Bende pek o da yok. Valla ben günde herhalde 10 ya da 12 kupa Nescafe içiyorum herhalde. Nescafe. Yani, normalde hiç boş kalmıyor. Hani ameliyattaysam içemiyorum ama poliklinikte kettle'ım var, kahvem de var. Yani o bittikçe doluyor, öyle söyleyeyim. Uykunu biraz etkilemiyor mu Barış bu ya? Uykunu hiç etkilemiyor. Hatta ona hiç çok garip bir şey yaşadım. Herhalde çok alıştığım için ama ben bir çay kaşığı koyuyorum. Daha fazla koymuyorum. Hani kimisi
tatlı kaşığı gibi çay kaşığı koyuyorum. Şekersiz içiyorum. Hani midemde bir sıkıntı olmuyor. Böyle teneke gibi. Bir dönem işte dedim ki kahveyi de bırakacağım. Yani kola da seviyorum. Çünkü yazları mesela o miktar kolayla karışık oluyor. Kışları sadece kahve gibi oluyor. Kafeini de bırakacağım dedim. Ondan sonra asistandım hatta. Bir 4 gün falan herhalde kahve içmedim. Çok iyi hatırlıyorum. 5. gün nöbetçi saat 3-3.30 falan gibi kafam öne düştü. Yani acayip bir uyku bastı beni. Mümkün değil. Gözümü açamıyorum, şey yapamıyorum. Bir kupa Nescafe içtim ve sabaha kadar dikti beni o ayağa. Dedim herhalde gerçekten bu tamamen toleransla ilgili bir şey ama benim biraz fazla tüketiyorum ben yani kahveyi. Benim rutinim de var. Pardon. Sözünü unutma. Gece diyelim ameliyat çıktı. Hani çok aşırı acil bir durumda ise 5 dakika mutlaka bir kahve demleyip ameliyata gidene kadar gece saat 10 da olsa 2 de olsa yine yolda mutlaka içiyor. Benim yolum biraz fazla. Bir 45 dakika bir saat kadar. O yolda ben arabada mutlaka bu çenem yani kahveyle karışacak. Başka şeyim yok. Yol geçmiyor. Arda şeyler gibi diyorsun. Sufiler gibi diyorsun. Gece ibadetini uyanıp almak için. Yani hastanede ben çok yapamıyorum. Çünkü ben hastanede ben süt mutlaka biraz koyuyorum. Özellikle light süt aslında koymak daha güzel. Diğeri yağlı bir tat bırakıyor. Sütü de hastanede her zaman muhafaza etmek mümkün olmuyor. Onun için hastanede çok öyle oturup da kendime kahve yapmıyorum. Bizim hastanemizde küçük bir kahve zincirine ait bir şey var. Küçük bir alan var. Tam teçhizatlı olmamakla beraber bazen orada içiyoruz. Ama onun dışında benim sabah içtiğim, akşam önce de belki bir tane kapsül kahveyle ben genelde şey yapıyorum. Çünkü akşam mesela 7-8'den sonra içersen uykumu etkileyebiliyor. Ben eskiden çok kahve içerdim asistanken. Sabah ilk işim kafeye girip, bizim hastanenin kantinine girip orada bir kahve kek yapmaktı. Bunu yaptıktan sonra ameliyata girmeden önce bir kahvaltı, üzerine bir daha kahve. Ondan sonra çıktığımda da sürekli kahve. Bundan 2-3 sene önce bir besin zehirlenmesi sonrası AF'ye girdim. Ama o tabii besin zehirlenmesine bağlı diye düşünüyorum. AF'ye girdikten sonra işte kardiyolog arkadaşlar dikkat et falan dediler. Olabildiğince azalttım. Şimdi ritüelim şöyle. Aç karnı olabildiğince içmemeye çalışıyorum. Olabildiğince tok karnına. Çok nadiren böyle gece ameliyattaysam sabah bir espresso atıyorum. Bazen onu da yapmıyorum. Kahvaltıdan sonra çayım bittikten sonra yarım saat sonra 10 civarında bir kahve koyarım kendime. Onu içerim ameliyatım yoksa. Varsa da ameliyattan hemen önce mutlaka tok karnı içerim. Bir tane de öğleden sonra. Günde 2 kahvem var. Yani bazen işte böyle ortamda Türk kahvesi keyfi falan veya akşam eşimle Türk kahvesi keyfi falan olacaksa o zaman bir Türk kahvesi ekleniyor ama genelde 2 veya 3 en fazla o kadar. Küçük bir ekleme daha yapmak istiyorum. Türk kahvesi benim için her zaman çok ayrı yer olan bir şey. Yani o Türk kahvesini ben şeyim içim zaman. Ya ben günde bu arada bir tane Türk kahvesi ameliyathane mutlaka içiyorum. Hatta double içiyorum. Onda da özellikle damla sakızlı aroma çok hoşuma gidiyor. Evet, yani o fırsat buldukça alıyorum çok hoşuma gidiyor. İkincisi size bir sır daha vereyim. Ben bunu internken TUS çalışırken fark ettim. Malum o dönemler günde 16-18 saat çalıştığımız oluyordu abartısız şekilde. Onun arasında bir yerde ben bir saat mutlaka uyuyordum. Hem kafam boşalsın biraz dinleneyim diye. Uyumadan önce yemek yerdim. Yemek yedikten sonra da bir Türk kahvesi içer ve yatardım. İçtikten hemen sonra yatarsanız o kana karışana kadar siz uyumuş oluyorsunuz. Kalkınca bir güzel oluyor enerjiniz. Anlatamam yani. Uykuda artık yavaş yavaş kana mı salınıyor? Ne oluyorsa bir yerde mi depolanıyor? Yani kahvenin uyarıcı etkisini kullanıyoruz hepimiz. Yapacak bir şey yok yani. Evet. Doğru. Şimdi bu zamanlama ve uyarıcı etkiden bahsederken aslında sabah kalkar kalkmaz kahveye vücudumuz olarak ihtiyacımız yok. Çünkü diurnal kortizol salınımıyla biz sabahları aslında kortizol seviyelerimiz bayağı bir artıyor. Buna ihtiyacımız yok. Normalde aslında önerilen saat 10 gibi. Tabii bizim için çok geçerli şeyler değil. Belki biz o saatte ameliyatta oluyoruz. Saat 10 gibi kahveyi içmek. Bu kortizolünüzün düşmeye başladığı zaman saat 10'da içtiğiniz kahvenin sizi gün boyu idare edebileceğini söylüyor bilimsel yayınlar. Zaten kahvaltı terimi de oradan geliyor. Kahve 6 gibi gelir. Evet, yani kahvaltınızı yapın ardından kahvenizi için der gibi. Peki neden şimdi ben tekrar slide'a geçeceğim. Neden biz bu kahveyi bu kadar içiyoruz? Biraz da ondan bahsedelim. Sağlık durumundan bahsedelim. Tamamen kafein nedeniyle, yani kahvenin en büyük içeriği tabii ki kafein. Kafein nedeniyle biz bunu bu kadar çok seviyoruz. Belki bağımlı oluyoruz. Şimdi kahve tüketimiyle ilgili Barış da biraz önce bahsetti. Birçok çalışma var. PubMed'de arama yaptığımızda kahve tüketimi yazdığımızda 4700
4700 tane çalışma ortaya çıkıyor. Peki kalpte ne oluyor açıkçası? Buna bakalım. Çok çok yeni bir çalışma. 25 Mayıs'ta online olarak yayınlanmış bu çalışma. Ne diyor bu çalışmada? Orta dereceli günlük kahve tüketiminin özellikle gençlerde ve orta yaşta daha iyi sol ventrikül sistolik ve diastolik fonksiyonlarına orta yaşta sağladığını söylüyor. Nedir bu? 4 paya kadar kahveden bahsediyor. Onun dışında çok çok ilginç bir çalışma var. Bu çalışma kahvenin demlenmesine bağlı olarak kahvenin ne kadar etkili olduğunu söylüyor. Özellikle filtre edilmiş kahveleri, bu kağıt filtreden veya işte filtre kahveden geçirmiş kahvelerin daha yararlı olduğunu söyleyen bir çalışma. Tartışılabilir tabii ki bunlar. Ve aynı zamanda kardiyovasküler sistem üzerine yararı olduğuna dair birçok çalışma var. Bu arada AF'ye gelecek olursak Serkan, bu senin için de iyi oldu açıkçası. AF'yi arttırmadığına yönelik açıkçası birçok yayın var. Kahve ne yapıyor bize? Öncelikle ona bakalım. Hafızayı arttırdığı söyleniyor. Şimdi bunların hepsi çalışmaları olan şeyler. Çok kanıt düzeyleri konusunda benim çok net bir bilgim yok açıkçası ama çalışmalardan hepsini çıkarttım açıkçası. Çalışmaların hepsini tek tek okumadığım için kanıt düzeylerini söylemem çok zor. Sizi uyanık tuttuğundan bahsediyor. Bu mutlaka zaten biliyoruz bunu. Parkinson ve Alzheimer'ı önlediği söylenebiliyor. Özellikle spor yapanlarda egzersiz sonrası kastaki glikojen konsantrasyonlarını yenilediği söyleniyor. Spor sonrası kas ağrılarını %50'ye kadar azalttığı söyleniyor. Ve sporu daha iyi yapabilmeniz için size bazal metabolizmanızı arttırdığı söyleniyor. Karaciğer detoksifikasyonu yaptığı söyleniyor. Erkeklerde saç çıkarma etkisi olduğunu söyleyen yayın gördüm bir tane. Aynı zamanda erkeklerde sperm DNA fragmentasyonunu azalttığını söyleyen bir yayın gördüm. Ve erektil disfonksiyonu riskini de azalttığı söyleniyor açıkçası. Onun dışında kilo almayı engellediği söyleniyor. Bu hemen tamamen muhtemelen bazal metabolizmayı arttırmasıyla alakalı. Ve bildiğimiz antioksidan özellikleri var. Antioksidan özelliklerine bağlı olarak da bazı kanser türlerini azalttığı, kronik inflamasyonu azalttığı söyleniyor. En son olarak gördüm, Pilomotil bebeklere kafein veriyorlar. Ben bunu sonradan eşime de sordum. Eşim yeni doğan doktoru olduğu için nedir bu diye. Hakikaten de kafein veriyorlarmış. Akciğer fonksiyonlarını iyileştiriyormuş ve apne olmasını engelliyormuş yeni doğanlarda. İlaç olarak da, yeni doğanlarda IV ilaç olarak da kullandıklarını öğrendim. Şimdi şöyle diyeyim, ne kadar kahve tüketelim? Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Dünyada en çok kahve tüketen ülkeyi biliyor musunuz? Nüfusa Amerika desem saçma olur. Amerika ilk 10'da değil Arda. Öyle mi? Evet. Hindistan. İran. Yok. İskandinav ülkeleri. İlginç, ben de öğrendim bunu. Ben de öğrendiğimde şaşırdım. Finlandiya, Norveç ve İzlanda ilk 3 sırayı alıyor. Finlandiya'da yıllık 12 kilo kişi başına kahve tüketildiği kayıtlarda var. Günlük ne kadar kafeine ihtiyacımız var, buna bakalım. Orta dereceli bir kafein ihtiyacı 400 miligram olarak söyleniyor. Kiloya yaklaşık olarak, yani bu vücut ağırlığıyla düşmekle beraber kiloya 6 miligram kafein bizim için yeterli. Daha fazlası zararlı denmekte. Kafeini nereden alıyoruz? Çok çok büyük oranda, %70-90 oranında kahve ve çaydan alıyoruz. Aldığınız kafeini metabolize etmeniz 4-6 saat sürüyor. 4-6 saatte yarılanıyor aldığınız kafeyi. Bu da yatmadan kahve içmememiz gerektiğini söylüyor. Şimdi çok kısa bir slide'da ben nerede ne kadar kafein var onlardan birazcık bahsedeyim. Şimdi özellikle kafein miktarları önemli. Barış, granül kahveden bahsedeyim. Granül kahve bilmiyorum. Bir sonraki slide'da belki vardır. Ondan emin değilim ama bir espresso'da 80 mg kafein var. Bir doz espresso'da. Bu bir doz muhtemelen 30 cc kahveden bahsediyor. Yani günde 6 taneye, 5 veya 6 taneye kadar içebilirsiniz. Fakat iş filtre kahve tarafına kaydığı zaman, demlenmiş ve filtre kahve tarafına kaydığı zaman onun bir porsiyonunda, bu espresso'dan birazcık daha bir fazla bir porsiyon, çok daha fazla kafein var. Buna da dikkat etmek lazım. Yani Arda, sen ikinciyi içme ya da içersen biraz daha geçirebilirsin belki. Ha, instant kafe varmış burada, Barış, granül kahve. O da 110 miligram. 110 miligram, yani 10-12 içiyorum diyorsan Barış,
yaklaşık olarak 1000 miligram kafein alıyorsun günde. Ama bir çay kaşığı atıyorum dedi, o koyuyorum evet, dedi. Evet, belki de oradan şey olabilir. Tabii onun dışında çayda var, çikolatada var kafein, beyaz çayda var, yeşil çayda var, bunlarda da kafein var. Türk kahvesine de bakalım tabii ki. Türk kahvesi orada yoktu, burada var. Türk kahvesinin bir servisinde 50 miligram kafein var. Bir espresso ile eşdeğer açıkçası. Birazcık daha düşük. Ve Türk kahvesi birazcık daha fazla kavrulduğu için demiştim ya, birazcık daha kafein oranı düşüyor. Orada bir şey eklemek istiyorum. Bir önceki slide'da enerji içeceklerinden bahsediyor. Ben enerji tabii içecekleriyle ilgili çok tatsız hastalar duydum. Bir yakınımın başına geldi. Enerji içecekleri sadece kafein olarak bakmamak lazım. İçinde tam olarak neler olduğunu bilmiyorum ama atrial fibrilasyon dahil, aritmi dahil çok ciddi problemler yaratabiliyor. Onları bunu tamamen dışta tutmak lazım. Kahveye çok haksızlık olur. Evet, kesinlikle. Zaten ben araştırma yaparken gördüm. Kafeine bağlı AF'lerin, ritim problemlerinin daha çok enerji içeceği içen hastalarda olduğunu saptamışlar açıkçası. Kahve değil de enerji içeceği. Bu slide'da da zaten gözüküyor. 400 gram kafeinler de var. 5 tane enerji içeceğinde var. Gazlı içecekler de var. İşte 5-6 civarında da espresso'da 400 miligram kafein var. Yani günlük limitimiz bu kadar. Ama tabii ki yine de herhangi başka bir alt yatan hastalığınız varsa mutlaka hekimlerimize danışarak bunu yapmakta yine fayda var. Onun dışında benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir de tablet kafein var biliyorsunuz. Ona daha çok gripin, işte bildiğimiz aslı grip için kullanılan gripin. Gripin içerisinde şimdi baktım, evet, 10 miligram varmış kafein. Paracetamol var içerisinde. Onu özellikle uzun yol şoförleri, otobüs şoförleri ve tır şoförleri hakikaten bayağı sık kullanıyorlar. 30 miligram çok da değilmiş ama aslında bakarsan. Barış, şeyde de şimdi ben sen deyince baktım, Vermidon'da da 30 miligram var. Vermidon'da parasitamol kafein kombinasyonu biliyorsun. O bildiğim kadarıyla mideden eminimini arttırıyor. Veya nereden emiliyorsa. Eminim arttırıcı özelliği var. Yalnız şöyle bir şey var, evet. Kafein yol şoförlerinde de kullanılıyorlar, sık sık kullanıyorlar ama kafein hiçbir zaman uyku ihtiyacınızı yok eden, tabii, bir madde değil. Sadece erteleyebiliyorsunuz. O yüzden yine de yani araba kullanırken de evet içiyoruz bazen kahve ama yine dikkat etmekte fayda var. Tamam, herkes şimdi birer kahve alsın. Bu konuşmamızı da kapatalım. Bir sonraki görüşmemizde de buluşmak üzere. Hoşçakalın.